Efendim hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Akgün. Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi TV stüdyolarındayız. Canlı yayındayız. Bugün günaydın Türkiye, günaydın İzmir'de bir konuğumuz olacak canlı yayında. Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meclisi Müteahhitler Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Necip Nasır'la bugün program boyunca değişik konularda özellikle inşaat sektörünün sorunları, konut fiyatları, ucuz konut üretimi, demir fiyatları ve daha birçok proje konularında kendisine sorularımız olacak. Keyifli sohbet sizi bekliyor. Aynı zamanda da gazeteleri okumaya devam edeceğiz. Dünyada, Türkiye'de ve bölgemizde hangi değişiklikler var? Afrin operasyonunda gelinen son nokta nedir? Bununla ilgili de yorumlarımız olacak. Evet, biraz sonra zaten konuğumuza da birçok sorular soracağız ama ilk önce hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kanal İzmir TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Şimdi Afrin operasyonu başladı. Dördüncü evet. Günündeyiz. Zeytin Dalı Hareketi de güzel de bir ismi var aslında. Barış, mutluluk, heyecan değil mi? Bölge altına getirecek. Siz de tabii ki birçok sivil toplum kuruluşunun aynı zamanda başkanı ve yöneticisiniz. Afrin operasyonunda, Zeytin Dalı operasyonuna sivil toplum kuruluşları olarak da destek veriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Evet, Allah'tan Mehmetçiklerim de burunları kanamadan görevlerini tamamlayarak dönmelerini öncelikle niyaz ediyoruz. Tabii emperyal güçlerin ve bölücü terör örgütünün ülkemizin içinde ülkemizi bölmeye yönelik emelleri hükümetimizin kararlı tutumuyla gerçekleşmeyince sınırlarımızın dışında, sınırlarımızda terör devleti oluşturarak ülkemizi yine aynı emellerle bölme amacındalardı. Zaruri olarak meşru müdafaa hakkımızı kullanarak temizlenmesi gereken, artık kökünün kurtulması gereken bu terör örgütü ve yandaşlarının hüsrana uğratılması için mukaddes bir mücadele bu. Bu mukaddes mücadelede milli bir mücadele. Milli mücadele. Evet, evet. Bu milli mücadelede iktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olduk. Tek ses olduk. Dünya da bunun farkına vardı. Zaten bizim milletimizin özelliği bu. O Çanakkale ruhu gerektiği zaman depreşir. Allah'tan niyazımız odur ki hiç şehit vermeden Mehmetçiğimizin burnu kanamadan görevini ifa ederek inşallah bu terör belasını da temizlemiş olurlar. Evet. Peki Sayın Başkan, Müteahhitler Federasyonu Başkanı olarak size bağlı 20'nin üzerinde dernek var. Birçok binlerce müteahhit size bağlı. Bu Afrin operasyonu bir zaruriyet. Yani sınırımızdaki terör örgütlerinin temizlemesiyle ilgili Türkiye'nin tek başına ortaya koyduğu bir medeni cesaret. Aslında bir gereklilik. Milli bir duruş 80 milyonla kenetlenmiş vaziyette. Ticaret olarak bakalım. Yani operasyonun çok uzun sürmesi, operasyon sürecek tabii ki orada problem yok da, çok uzun sürmesi ticari anlamda hayatını, tüm geleceğini, tüm giderlerini ve gelirlerini bu sektöre bağlayan müteahhitler konusunda bir endişe duyuyor musunuz? Bizim hiçbir endişemiz yok. Zaten şimdi bulunan pozisyon itibariyle durumumuz eskiye nazaran çok farklı. Zaten biz 40 yıldır yurt içinde teröre karşı mücadele veriyoruz. Şu anda bizim farklı olan bir yönümüz, %70'i kendi milli silahlarımızla artık mücadele ediyoruz. Ve üretimini kendisi yaptığımız savunmamızda bizim dışa bağımlılığımız önceki gibi olmadığından dolayı azaldı. Evet. Mevcut hareketin yurt içinde verdiğimiz mücadelenin kaybedilen ekonomik boyutlarından daha büyük olmayacağını da düşünüyorum. Ve zaten görüyoruz, bu 4 gündür hareket başladı piyasalarda. Hiçbir şey. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Dolarda düşüş bile var. Dediğiniz gibi dolarda düşüş var. Hatta malzeme fiyatlarında da düşüşler başladı. Ben hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tam aksine bu reel ekonomide daha güven ve sinerji oluşturacak. Çünkü 80 milyon kişi kilitlendi. Evet, bu aynen öyle. Bu çok daha farklı bir enerji yaratacak. Şöyle, ekonomide hiçbir sorun olacağını. Şöyle siyasilere bakıyorum da, hani böyle siyasilerin üsluplarına da bakınca kürsüde birbirlerine yükleniyorlar. Allah'ım
yani üslup de çok sert. Zannediyorsunuz ki bunlar düşman oldu ama milli meseleler gündeme gelince partilere baktığında nasıl da bir araya geliyorlar değil mi? Allah'a şükür bizim millet olarak bir evet. Çanakkale ruhumuz var. Depreştiği zaman bütün dünyaya karşı gerekeni yaparız. Evet peki. Ben bir iki müsaade ederseniz gazete buyurun. Manşetlerine bakayım. Buyurun. Evet gazete manşetlerine bakıyoruz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. PKK, PYD mevzileri dövüldü. 260 terörist öldürüldü. 3 cephede ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu önemli noktaları ele geçirdi. Üsteğmen Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyünde kontrol sağlandı. 4 günde 260 terörist öldürüldü. Tabii ki öldürülenler var. Bir de yüzlerce, binlerce de etkisiz hale getirilenler de var. Yani savaşamayacak artı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun karşısında tetiği elini götüremeyecek hali etkisiz gelenler de var. Şehidimizin vasiyetini bize emanet diyor. Şehidimiz vasiyetin bize emanet diyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Assubay, sen rahat uyu. Türkmenlere anaokulu vasiyetini bu millet yerine getirecek diyor. Sayın Nasır, şöyle baktığımız zaman ya nasıl bir ruh, nasıl bir cesaret. Orada şehit olmadan askerimiz diyor ki ben şehit olursam benim işte ikramiyelerimi telafer mi? Nerede bakalım? Telaferde. Evet, telaferde bir anaokuluna, bir okula verin diyor. Yani böyle bir millet var mı dünyada ya? Biz ayrı bir milletiz. Kökleri olan büyük bir imparatorluğun evlatlarıyız. Bu genetik yapı. Bu ayrı. Bizi dünyada ayrı kılan, millet olarak ayrı kılan bir özellik bu. Müthiş bir özellik evet. Ama öyle değil mi? Evet. Efendim 3-5 soysuza soluk aldırmayız diyor. Şehit Assubayı Musa Özalkan'ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Afrin operasyonu zafer ulaştıracağız. Kararlıyız, azimliyiz. Şu ülke, bu ülke ne dedi bakmayız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 3-5 ipsize soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız diyor. Doğru söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ağababalarına dünyayı dar edeceğiz diyor. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Milletvekili. Şehitlere sözümüz, gazilere borcumuz var. Teröristlere ve ağababalarına dünyayı dar edeceğiz diyor. Kime söylüyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri'ne söylüyor. Kime söylüyor bunu? Avrupa Birliği'nde teröre destek veren ülkelere söylüyor. Nasıl da dünya dize geldi, öyle değil mi? Dünya nasıl dize geldi? Türkiye'nin haklı bir şekilde müdahalesinde artık tüm dünya ülkeleri NATO'da başta olmak suretiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde destek veren bazı NATO ülkeleri de artık NATO kendi kurumsal kimliğiyle Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sınır güvenliğini korumasının doğal olduğundan bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-5 yıl önce güvenli tampon bölge oluşturalım dediği noktaya yeni geliyor. Diyor ki birlikte hareket edelim. Bugüne kadar neredeydin ey Amerika, öyle değil mi? Evet bakalım şöyle Sabah gazetesine tekrar neler söylüyormuş. Evet şöyle bir iç sayfaya girelim Sabah gazetesinde. Reklam, reklam, reklam. Ekonomiye doğru gidiyoruz. Evet efendim şimdi size bir soru Sayın Nasır. Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda diğerlerini de söylemek zorundayım. Türkiye Müteahhitler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müteahhitler Komisyonu Başkan Yardımcısı. 3 önemli görev sırtında Sayın Nasır'ın. Efendim burada Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın ucuz konut çağrısına bir cevap vermiş bir inşaat firması. Demiş ki otopark ayrı satılırsa evde fiyat %12 düşer demiş. Düşer mi? Şimdi şöyle, aslında bizim yıllardır savunduğumuz bir fikir var. O fikir de şu, otopark sorunu müteahhitin sorunu değil. Otopark sorunu aslında otomotiv üreticisinin sorunu. Ve yerel yönetimlerin sorunu. Yerel yönetimlerin sorunu. Evet. Tabii yönetim anlamında yerel yönetimlerin evet. sorunu. Şöyle ki, şimdi biz üretimi, binaları yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Kanunun verdiği, yönetmeliklerin verdiği sınırlar içerisinde yeteri kadar otopark sayısı üretiyoruz. İmalata yansıttığımız bu üretimin maliyetini ne yapıyoruz? Maliyetlerimizi aksettiriyoruz ve evet. satışımızda onu bütün bağımsız bölümlere bölüştürüyoruz. Ona göre maliyetlerimizi belirleyip marjımızı, kar marjımızı koyarak satışımızı yapıyoruz. Oysa ki aslında burada bir haksızlık var. Şimdi sağlıklı konutta oturabilmek bir doğal talep.
Evet. Sağlık gibi, eğitim gibi sosyal bir ihtiyaç. Barınma ihtiyacı sonuçta. Barınma ihtiyacı. Evet. Şimdi sağlıklı bir konutta barınma ihtiyacını gidermek isteyen bir vatandaş araba alma imkanı olmayabilir. Veya araba almayı düşünmeyebilir. O, onun öncelikli amacı sağlıklı bir konuta sahip olmak ise ona göre bir bütçeyle satın almaya gittiğinde o daireyi biz müteahhitler üretim maliyetlerimizde o ortak alanda, da yansıtarak satışını yapıyoruz. Şimdi aslında otopark bedelleri, otopark ayrı olarak dizayn edilir ve bu daireyle beraber satılırsa bu maliyet direkt otopark ihtiyacı olacak, araç alacak kişiye yansıtılır. Bu bir. İkincisi, araç satılırken bize göre otopark bedellerinin araç üzerine giydirilmesi gerekir. Otopark bedellerinin araç üzerine giydirilmesi gerekir. Ki sosyal bu işin uygulayıcısı yerel yöneticilerin genel otoparkların yapması anlamında bir fon yaratılması lazım. Ama otopark bedeli alıyorlar müteahhitten. Şimdi şöyle işte ne oluyor? Müteahhitten aldığı otopark bedelini müteahhit maliyetine yansıtıyor. Doğru. Maliyetine yansıttığında da konut fiyatı siz artıyor. Benden daire almaya geldiğinizde aracınız olmasa dahi ben bunun o yansıttığımız fiyatı size ödettiriyorum. Şimdi burada bir haksızlık da oluyor. Aslında arkadaş doğru bir beyanat vermiş. Burada doğrusu şu olmalı bize göre. Hem teşvik edici de olur. Otopark ayrıyeten tesis edilen otoparkların satışı da gündeme getirilirse eğer üretim, maliyet ona göre otoparklı daire isteyene yansıtılır. Otoparkı finanse edemeyecek kişi için ise genel otoparklar şöyle mi algılayayım ben? Burada da ne olur? Evet. Otomotiv üreticisinin sattığı otomotive giydirdiği fiyat fon olarak yerel yönetimlere yansır. Yerel yönetimlere de bir gelir olarak onlar da hiçbir yerde kullanmamak şartıyla genel otoparkları yaparak sorunu çözmüş oluyor. Otopark sertifikası vermesi tabii gerekiyor otomotiv firmalarına. Aynen öyle. Evet. Yani şöyle algılamalıyım. Vatandaşın duymak istediği şekilde sorayım o zaman. Şimdi daire almaya gittiğimde, konut almaya gittiğimde inşaat firması bana şunu mu demeli? Efendim şu 3, 4, 5 numaralı dairelerimiz otoparklı, bedeli budur. Veya şu dairelerimiz otoparksızdır, bedeli budur. Veya işte hangisini alırsan otoparklı mı alacaksın, otoparksız mı? Bir taahhütnameyi de alması gerekiyor tabii, o zaman. Tabii. Çünkü adam yarın dayayacak böyle iki tane araba, bir tane araba. Sonra da ihsan edecek. Yani ben otoparksız aldım dediği zaman otopark şeyi getirmeyecek, araç getirmeyecek o zaman. Evet. Bu o zaman yerel yönetimlerde otomotiv firmaların aslında sizin de dediğiniz gibi tam bir haber konusu. Arkadaşlar not alıyor zaten İzmir Haber Merkezi. Yani ciddi bir haber konusu bu bence işlemek lazım. Aslında bunu biz ta uzun yıllardır İzmir Ticaret Odası Meclis üyesiyim biliyorsunuz. Bilmez olur muyum? Bunu rapor şeklinde bizim komitede, İnşaat Sektör Komitesi'nde yıllardır bunu ifade ederiz. Aynı zamanda federasyon olarak da ifade ederiz. Ama bu anlamda bu gündem aslında hayata geçirilirse hem sağlıklı konut alacak vatandaşlarımız için daha adaletli bir davranış tabii olur. En az hem 40-50 bin lira. Otopark imalatları için yerel yönetimlere iyi bir fon yaratılır. Öbür türlü otopark bedelini müteahhit öderse o total inşaatına yansıtır. Yine aracı olmayan vatandaş alacağı dairede o bedeli ödemiş olur. Peki Sayın Başkanım, burada bir soru soracağım size. Şimdi otopark bedeli müteahhitler ödüyor inşaatlarda. Fakat bu bir fonda toplanıp en yakın noktalarda o para nerelerden toplanmışsa o adada veya o mahallede veya o sokakta neredeyse orada otopark istihdamı yani otopark yaratması gerekiyor yerel yönetimlerin. İzmir'de bu fonda ciddi bir şekilde para toplandığı söyleniyor ve otoparkların da yapılmadığı söyleniyor genelde. Yani ne olacak? Vatandaştan para toplanıyor da ama yapılmıyor otopark. Tabii şimdi bu otopark bedelleri aslında kanun ve yönetmeliklerde belirlenen kriterleri kapsamayan arsalar için geçerli. Yani diyelim ki eğimli ya da otopark yapılması mümkün olmayan alanlarda bir bedel ödenmesi söz konusu. Bununla ilgili tabii ki
Belediyeler büyük paralar fon topladılar ama maalesef bugüne kadar fonda bekliyormuş paralar. Fiili olarak kullanılmadı ama şu anda bakanlığın bizim de görüşlerimizi ifade ettiğimiz otoparklarla ilgili yeni bir yönetmelik çalışması var. Yeni çıkacak. Yeni, torbaya çalışacak o zaman. Bugünler aslında bekliyoruz. Öyle mi? Bu bir yıldır gündemde. Bu konuda STK'larla görüşler alındı. O biz de federasyon ve konfederasyon olarak düşüncelerimizi bakanlığa ifade ettik. Bu günlerde yapı denetim yasası, yeni kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte revize ediliyor yeni genelde. Evet. Otopark yasası da çıkacak. Bütün bu düşüncelerimizi biz bakanlığımızla paylaştık. İnanıyorum ki daha uygulanabilir bir yasa çıkacak. Şimdi Sayın Başkan, dün ben Çevre Şehircilik İl Müdürü Sayın Selahattin Varan'ın yanındaydım. Bir saat falan sohbetimiz oldu sektörle ilgili. O da bahsetti sizin bahsettiğiniz. Yeni çıkacak yasa da aslında gelecek düzenlemelerde kentsel dönüşümün de çok hızlı bir şekilde yürüyeceğini, artık kentsel dönüşümde belediyelerin prangasından kurtulacağını bazı noktalarda onu da bahsetti aslında. Yani sizin de atıfta bulunduğunuz gibi bu revize edilecek yasalar aslında yatırımcının ve müteahhitin de önünü açtığı gibi konut üretiminde, arsa üretimi de gündeme gelerekten ucuz konut üretimi de olacak. Bakınız burada mesela yine diyor ki her gelir seviyesine göre konut üretimi yapılması gerekir diyor. Yapılması gerekir diyor. Arsa olmadan nasıl yapılacak bu? Şimdi tabii İzmir'de en büyük problemimiz arsa üretemememiz. Evet, evet. Şimdi birincisi ilk önce o kentsel dönüşümle ilgili çıkacak yasayla ilgili bakanın bir sözünü burada ifade edeyim. Evet. İnşallah yeni çıkacak olan yasada bakan bir müjde verdi. Müteahhit, belediye, yerel yönetimler kim olursa olsun evet. Yapılacak yeni yasada sıfır faizli inşaat süresince devlet sübvanse edecek, kredi verecek. Bu çok güzel bir haber. Yine aynı şekilde şimdi biz bakanlıktan şunu talep ettik. Biliyorsunuz İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız 6306'ya pek sıcak bakmıyor. Bakmıyor, evet. 73. maddeyle tam uzlaşıyla bir kentsel dönüşüm düşüncesi içerisinde. Ancak belediye yasası tabii ki arzu edilen kentsel dönüşüm avantajlarını pek sağlamıyor. İşte kira yardımı gibi benzer uzun vadeli krediler noktasında. Biz bu iki başlığın kaldırılmasını talep ettik bakanlıktan. Yine zaten Aziz Bey de bu iki başlığın kaldırılmasını talep ediyor. Bu anlamda piyasada 2012'den bugüne kadar bölgesiyle, ilçeleriyle bir sosyal proje olan kentsel dönüşüm projesinin eksikliklerinin tespit edilerek giderildiğini umuyorum. Çünkü bununla ilgili çok değişik toplantılar oldu. Hatta çok fazla. Bakanlık İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinin yönettiği bir komisyon oluşturdu. O komisyonda ben de bulundum. Siz İzmir'de 20'ye yakın toplantı yaptınız bu evet. Konuyla ilgili. Evet. Bu masa yuvarlak masa yuvarlak toplantısıydı. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da yapıldı. Daha samimi, evet. Sahanın talepleri alındı. Biz taleplerimizi ifade ettik. İstanbul Teknik Üniversitesi bunu bakanlığa sundu. Umuyorum ki çok daha üniversal, hızlı, günün gerçeklerine uygun bir kentsel dönüşüm yasasıyla hem yerel yönetimler hem sahadaki özel sektörün dinamikleri daha hızlı yol alacak daha bir yasa olacak. Olacaktır. Evet. Arsa üretimine geçecek olursak maalesef biz arsa üretemedik. Ondaki en büyük sorun ise Türkiye'deki en fazla şuulu arsaya sahip bir il olan İzmir'de parselasyonlarımız çok küçük parsellerden oluşmakta. Şimdi yeni yeni şuurlandırma olması lazım. Yeni yeni bir planlamalar yapılıyor. Biz yıllardır şunu savunuyoruz. Bölgesiyle bütüncül planların yapılıp şehrin anayasasının belirlenmesi ile ilgili bir yasa talebimiz var. Bu anlamda İzmir'de 1 Ekim yönetmeliği yerel yönetimlere bizim talep ettiğimiz şekilde çok büyük yetkiler verdi. Plan yapma yetkileri verdi. Bu arada ilçe belediyelerimizde sevindirici gelişmeler oldu. Bölgesinde, ilçesinde ada bazında planlar yapılmaya başladı. Bunlardan bir örnek vereyim. Örneğin Bayraklı Belediyesi, Hasan Karabağ Bey,
Bu Adalet Mahallesi'ne yaklaşık 300 dönüm bir alanı planladı ada bazında. Yine Muhittin Bey'in Karabağlar'da çalışması var. Diğer belediyelerimizin de çalışmaları var. Şimdi bu ada bazında düzenlemeler olduğunda sorunlar, bu parsel sorunları, küçük parsellerin oluşturduğu çarpık yapılaşmalar ortadan kalkacak. Ancak burada bir görev ve sorumluluk yerel yönetimlere düşüyor. Tabii ki mal canın yongasıdır. Mutlaka öyle tabii ki. Herkes iyi bir şekilde tasarruf etmeye çalışacak. Evet, mal canın yongasıdır. Ama biraz da yaptırım gücü ve yerel yönetimlerin biraz daha cesaretli davranarak hareket etmesi gerekir. Şimdi gidiyorsunuz, ada bazlı bir plan yapılmış. Ada bazlı planda %90 ile anlaşıyorsunuz. Bir tane ev ortada kalıyor. Bu evet. Bir tane ortadaki evi çözemediğiniz için yapılanmaya gidemiyorsunuz. Şimdi burada aslında yerel yönetimin inisiyatifi ortaya düşüyor. Yerel yönetim eğer bir tespit talebinde bulunmazsa, siz diyelim ki 5000 metrekarelik bir imar adasında 4900 metrekareye sahip bütün mal sahipleriyle anlaşmışsınız, 100 metrekarelik bir arsa sahibiyle anlaşmamışsınız, bunun çözülmesi mümkün değil. Parsel olarak gerekiyor ama. Şimdi kanun yetkiyi vermiş burada. Evet. Kime vermiş kanun? Yerel yönetimlere vermiş. Yerel yönetim sadece bir tespit isteyecek. Diyecek ki afet yönetmeliğine uygun mu değil mi? Zaten o adadaki dönüşümdeki amaç afet yönetmeliğine uygun olmamasından kaynaklı bir sorun. Sağlıklı konut yapılmasına yönelik bir sorun. Burada yerel yöneticilerin çok da basiretli davranarak hareket etmeleri gerekir. Bence aslında de. Arsa dahi üretsek, eğer yerel yöneticiler konulara sahip çıkmazsa bunun çözülmesi mümkün olmaz. Yani şimdi iki başlılık olduğu müddetçe evet. Sıkıntı olabilir. Bu arada sizi de Çevre Şehircilik İl Müdürü aradı gördüğüm kadarıyla. Evet. Selahattin Bey de kulağını çınlattığımızı herhalde duydu bu arada. Evet, isterseniz size şimdi, sorularım olacak. Şimdi Selahattin Bey şeyden dolayı arıyor tahmin ediyorum. Şimdi 1 Ekim'de planlı alanlar imar yönetmeliği çıktı. Bu planlı alanlar imar yönetmeliğini yazan iki tane daire başkanı müdür Mimarlar Odası'nda geçen hafta sunum genel yaptılar. Kurul, sunum vardı. Evet, sunumda vardı. Çok doyurucu bilgiler vermişler ama çok kalabalık olduğu için arzu edilen bilgiye bizim imar müdürlerimizden ve meslektaşlarımızdan, mimarlardan ulaşan olmadığı için Ankara'dan bizim bir talebimiz oldu. Evet. Selahattin Bey'le. Federasyon olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte bu planlı alanlar imar yönetmeliğini yazan kişilerle bir toplantı tertip edelim diye talepte bulunduk. Tahmin ediyorum Selahattin Bey onunla ilgili bize müjde verecek. Evet, ne kadar güzel. Evet. Aslında canlı yayında alabiliriz ama şu anda haberi olmadığı için bağlanmayalım. Evet. Müsaadenizle şöyle gazete manşetlerine bir bakalım neler varmış. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. NATO'dan destek. Biraz evvel atıfta bulunmuştum zaten. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Hürriyet'e konuştu. Türkiye terörden çok müstarip oldu. Ankara'yı tam olarak anlıyoruz diyor. Öyle değil mi? Şöyle baktığımız zaman 1,5 yıl sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra NATO yeni anlıyor. Türkiye'nin kararlılığından dolayı anlıyor zaten. NATO üyeleri arasında en çok saldırıya uğrayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten NATO Genel Sekreter Yardımcısı Afrin Harekatı'nı konuşurken yalnızca orantılılık ve uluslararası hukukun diğer yönlerine odaklanılmasını vurguluyoruz. Yani Sayın NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin veya diğer ülkelerin özellikle ülkeleri işgal ederken bu hassasiyette ilgili dikkatini çektiniz mi? Türkiye kendi sınır güvenliğini korumak için Afrin'e müdahale, Zeytin Dalı ismiyle barış getireceğiz diyerek yapmış olduğu müdahaleye sınır mı koymaya çalışıyorsunuz? Niye Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır koymuyorsunuz Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da? Yani Türkiye kendi güvenliğini oluşturmak ve BK'sını devam ettirmek için müdahale ederken buna mı ses çıkarıyorsunuz derler. Biz de bunu dedik zaten. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu defa çarp var. YPG'ye Afrin resti diyor. Pentagon sözcüsü Anadolu Ajansı'na konuştu. Bir YPG birliği artık DAEŞ ile mücadele etmeyeceğiz. Afrin'deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz derse o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık ortaklarımız olamazlar diye açıklama yapıyorlar. Görüyorsunuz değil mi?
Efendim 3-5 ip size soluk aldırmayız diyor Afrin şehidi Musa Özalkan cenazesinde devlet saf tuttu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 3-5 ip size soluk aldırmayız dedi. Evet, bu arada tabii ki konu Afrin. Afrin'le ilgili mutlaka birçok haberimiz var. Kahramanlık öyküler de var. Özellikle ben F-16 uçağının özellikle inlerine o füzeyi göndermesini 20 metre kala, bakınız 20 metre irtifadan uçarak tam böyle hedefi tutturması dünyada özellikle tüm ülkelerde Türk pilotunun başarısı olarak, hani siz de izlediniz ya, füze tünele giriyor ve patlıyor, patlayınca mühimmat da patlıyor, mühimmat patlayınca dağın tepesinden duman çıkıyor yanardağ gibi. İşte Türk askerinin, Türk pilotunun kahramanlık öyküsü bunlar. Milimetrik hesaplar bunlar. Yani bilsinler Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türk ordusuyla 15 Temmuz sonrası Türk ordusu arasındaki daha milli bir ordumuz var. İstihbaratı Mossad'dan, CIA'den ve Avrupa'nın bazı istihbarat birimlerinden alan Türkiye yok artık. Milli İstihbarat Teşkilatı var. Bunu da görmüş olacaklar tabii ki. Şöyle Hürriyet'in iç sayfalarına bakıyoruz. Efendim Bursa'da Nülüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde Burak A'nın sahibi olduğu altın toplantısına gece geç saatte de hırsız girmişti. Geçtiğimiz günlerde okumuştum ben bunu. Ve hırsız başı kapalıydı, maskeliydi, kapşonluydu ve tespit edilmiş. O hırsız kimmiş biliyor musunuz? Oranın müdürüymüş. Çok enteresan öyle değil mi? Yani Sayın Başkan tabii ki konu içerisinde konu açılıyor da. Son zamanlarda o kadar fazla hırsızlık, soygun, gasp, cinayet, kadın cinayeti inanılmaz bir şekilde arttı. Yani baba oğlunu vuruyor, oğlu babasına vuruyor, anne oğlunu vuruyor, işte çocuk annesini öldürüyor, ninesine işte dövdürüp altınlarını aldıran torunlar oluyor. Yani nereye gittik? Ahlak sukut mu etti? Artık gerekli eğitimi çocuklarımıza veremiyor mu? Dejenere mi olduk? Ne olduk Sayın Başkan ya? Vallahi tabii bir toplumda en büyük tehlike topla tüfekle yıkılmaz ama evet. Örf, adet, gelenek ve değerleri asimile edilip erozyona uğratılırsa en büyük tehlike de odur. Maalesef tabii iletişim araçları çok hızlı yayıldı. Evet. Bu noktada kontrol dışı bir gençlik yetişiyor. Evet. Burada biz, bizim gençlik dönemlerimizde aynı jenerasyonuz. Siz daha gençsiniz. Evet, evet. Ben sizden büyüğümdür belki. Öyle mi? Daha genç gözüküyorsunuz. Estağfurullah. Bizim ortaokul, lise düzeylerinde dünya ile ilgili fikirler yürütür. Daha böyle çok kitap okur, çok farklı değerlendirmeler yapardık. Mutlaka öyle. Şu anki gençliğe bakıyorsunuz. Onlar sadece daha böyle nasıl rahat. Hangi oyunlar? Hangi oyunlar, para kazanırım, nasıl daha lüks bir yaşantı. Bahis oyunları. Ama yorulmadan daha nasıl iyi yaşayabilirimin düşüncesi içerisinde. Tabi buradaki en önemli sorun bizlerin iletişim araçlarını ebeveynlerin çok daha uygun kullanmaya yönelik çocuklarımızı yönlendirmemiz. Başarabiliyor muyuz? O yayınlar noktasında da görsel veya yazılı yayınlarda da daha toplumsal değerlerimize önem veren yayınların takip edilmesi noktasında bence ebeveynler olarak bizlere büyük bir görev düşüyor. Artık dünyada yönetim algı yönetimi. Aynen öyle. Bu algı yönetimini iyi yöneten ülkeler artık güçlü oluyor. Bakın, eğer biz biraz pısırık davransaydık, özgüvenimiz olmasaydı bugün biraz önce ifade ettiğiniz gibi ne Amerika çark ederdi, hiçbirisi, ne hiçbirisi. Avrupa ülkeleri, ne NATO al çark ederdi. Evet. Ve orada o terör koridorunun oluşturulması, Akdeniz'e açılması için hepsini nemalanmak için elinden geleni yapıyordu ve sonuca gitmeye çalışırlardı. Aynen. Ama bizim kendimize özgüvenimiz, değerlerimize sahip çıkmamız onların böyle bir çark etmesi gerektirdi. Algı, her şey algı yönetimi. Bu noktada bizlere, ebeveynlere büyük görev düşüyor. Kendi tarihimizi, geçmişimizi çok iyi anlatmalıyız çocuklarımıza, gençliğe. İnanıyorum ki bu Afrin'de şu anki gençliğe bir farklı mesajlar verecektir. Yaşanan bu kahramanlıklar,
bir kızıl elma söylemi. Evet, kızıl elma söylemi. Beklenmesin söylemi. Bunlar inşallah bizlerin biraz daha dirilişine neden olacaktır. O zaman şöyle güçlü bir şekilde İzmir Marşı verelim de böyle Afrin'deki Mehmetçiklerimize gitsin, böyle cesaret versin, yürekleri böyle titresin. Daha da saldırsınlar teröristleri, kazmış oldukları çukurlara gömsünler en azından. İnşallah. Güçlü bir şekilde verelim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Evet, Takvim Gazetesi'yle devam ediyoruz. Takvim Gazetesi'nde değerli dostumuz İzmir'de yeni asırdayken aynı zamanda Ankara'ya takvimin temsilcisi olan Zafer Şahin'e de buradan selam söyleyelim bizi izliyorsa. Evet, Takvim Gazetesi dünya basını bu sortiyi konuşuyor diyor, biraz evvel konuşmuştuk. Takvim manşette bugün taşımış. Türk yıldızı Afrin'de görevli pilot dağın altındaki YPG cephaneliğini işaretledi. Ölümü göze alıp 20 metreye kadar indi. F-16 ile 20 metreye kadar inebilir misiniz? İşte Türk pilotu iner. Füzeyi ateşledi. Aynı hızla yükseldi. Sadece 30 saniye içinde hedefi imha etti. Defalarca izledim ben. Çünkü çok aykırı bir şeydi bu. Yani dünyada çok savaşlar gördük. Ben böyle cesaret, nasıl söyleyeyim, yani bu kadar özgüven görmedim. Ama Türk pilotunda bu milli bir cesaret var ya. Artı bütünleşmiş F-16 ile. Bütünleşmiş. Vücudunun bir parçası olmuş. Anında düşünüyor. Hareket edebilme kapasitesine sahip. Lazerle işaretlemiş ilk önce. İncirlik'ten kalkan pilot teröristlerin yuvalandığı Afrin'e geldi. Hedefi tespit etti. Ama o yükseklikten vurması mümkün değildi. Şimşek hızıyla karar verdi. Bakınız, pilotlar anlık karar vermek zorunda. Havacılık tarihine geçti tabii ki bu. Bunların hepsini tam 30 saniye içerisinde gerçekleştirdi. Eşi benzeri görünmemiş sorti dünya havacılık tarihine geçti. Yabancı medya Türk pilotunu manşetlerine çekti. Manşetlerde dünya basınında. Füzeyle vurdu tabii ki. Kahraman pilot hayatını hiçe sayıp savaş uçağıyla dalışa geçti. Dere yatağına 20 metre kaldığında tünelin ağzına füzeyi gönderdi. Hainlerin cephaneliğini yerle bir etti ve dağın tepesinden duman çıktı. O kadar fazla mühimmat varmış ki, özellikle bu mühimmatlar nereden geldi? 5000 tır dolusu mühimmatı Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'le mücadele edecek diye terör örgütlerine verdi. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aylardır diyor ki ya o silahlar bize dönerse, o namlular nereye dönecek diye ikaz ediyordu. Ama bugün Özgür Suriye ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri aslanlar gibi bir tane terörist kalmayıncaya kadar Afrin'den kökünü kazıyıp atacaklar. Sadece Afrin'de mi kalacak Türkiye? Hayır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka hedefleri de var. Anlatılmayan hedefleri de var. Sınırımızda güvenlik istiyoruz. Evet, manşetler çok önemli Takvim Gazetesi'nde. Peki Sayın Başkanım, gazeteye bakıyoruz da sizin de önemli konular. Çünkü ben şeyi çok önemsiyorum. Çağdaş medeniyetlerde bir ülkenin çağdaşlığı, üretmiş oldukları konutlar ve insanların barınma ihtiyacının tam anlamıyla karşılamasından geçiyor. Bizde Türkiye'de bu sıkıntı var. Açık konuşalım şimdi. Eğer oturalım doğru konuşalım. Ciddi sıkıntı var. Şimdi müteahhitlerin özellikle örgütlenmesi, tek ses, tek yumruk haline gelmesi, siyasiler üzerine yapıcı baskı unsurunu oluşturması için dernekleriniz var, federasyon başkanı sizsiniz, konfederasyonunuz var, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde de etkin bir güce sahip oldunuz. Ama hala niye yasanız çıkmıyor sizin Sayın Başkanım? Şimdi tabii şöyle, biz İzmir'den başlattığımız bir hareket vardı. Şeyin farkına vardık biz. 330 bin kişi şu anki. Evet. Devasa bir güç var. Artık globalleşen dünya ekonomik sistemi içerisinde bütün sektör, ilaç gibi, silah gibi bu kadar önemli sektörlere benzer bir sektör var, inşaat sektörü. Evet. O da en bariz örneğini her zaman ifade ettiğim bir örnek var. 2009'da dünya krizle boğuşurken inşaat sektörü Türkiye 26 milyar dolar bir katma değer sağladı. İşte yurt dışından da artık ülkelere katma değer sağlayan bu kadar önemli sektör ki
ülkemizde içinde bir lokomotif sektör. Bu sektör bir türlü örgütlü duruma gelmemiş. Bunun nedeni de biz 1970 yılından beri defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müteahhitliğin tanımının yapılacağı yasasının çıkarılmasıyla ilgili önergeler verilmiş ama reddedilmiş. Şimdi burada bir lobi var aslında. Bu lobi biraz küçük düşünen bize göre sadece bu kendi iç dünyasında pastadan kendi payına pay almayı bekleyen bir yapının oluşturduğu bir lobi evet. diye düşünüyoruz biz. Çünkü bu yani siz hem yurt içinde hem yurt dışındaki büyük montantlı işlerde sadece bir 200 kişiyle, 250 kişiyle dünya ikincisi olabiliyorsanız 330 bin kişilik bir orduya sahip olabilecekken bunun örgütlenmemesinin başka bir açıklamasının olması mümkün. Yani dünyada ilk kaç demiştiniz? İkinci sıradayız. Neden, Çin'den neden, sonra. Neden bir olmayalım? Neden? Birinci evet. olmamamız için hiçbir neden yok. Şimdi bir de 330 evet. bin kişilik bir güç var, bir yapı var. Şimdi zaten bizim yola çıkış amacımız dernek, federasyon ve konfederasyonları kurmamızdaki amaç aslında hem maddi hem manevi taşı elinin altına koyan en riskli sektörlerden olan inşaat sektörünün aktörleri olan müteahhitlerin her zaman günah keçisi gösterilmiş. Hakikaten öyle yapıyorlar. Evet, bir deprem olduğunda müteahhitler suçlanır. Evet. Veya herhangi bir olumsuzluğu olduğunda müteahhit suçlanır. Ama aslında müteahhit finansör ve üst çatıdır. Onun bir bileşenleri vardır. Sorunlar aslında bileşenlerden kaynaklanır. Tabii bir de bugüne kadar, bu son zamanlara kadar yapı denetim sistemi, sigorta sistemi biraz sonra evet, herhalde sigorta, konuşacağız. Evet, evet, çok önemli. Buna benzer yamalı bohçaya dönmüş bir 3.094 sayılı imar kanunun getirdiği anlayış farklılıkları sektörde bir sürü olumsuzlukları oluşturuyordu. Bu olumsuzlukların da sürekli günah keçisi müteahhitler. Peki neden bu örgütten istifade etmiyorlar? 300 binden şimdi, fazla müteahhit var. Bununla ilgili zaten temel olarak bu sorunun bize göre bazı bir küçük lobi hareketinin engellemelerinden kaynaklı bir... Bu güçten korkan bir şey mi var? Yani, irade mi var? Bize göre irade şöyle, kendi pastalarının paylaşılmasını pek istemeyen bir anlayış. Bunlar azınlık o zaman bahsettiğiniz. Ama tabii azınlık. Sayı olarak azınlık ama sayı, güç olarak yüksek o zaman. Evet. Evet. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Sığmıyor değil mi? Sığmıyor. Bu federasyon, konfederasyonların oluşması, yine Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte yaptığımız müteahhitlik yasasının hükümete arzı yapıldı. Bununla ilgili Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüşüldü. Zaten bu konuda evet. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ilk federasyon bizim burada kuruluş genel kurulundaki yola çıkış felsefemizi kendisine arz etmiştik, desteklediğini ifade etmişti. Evet. Sayın İzmir Milletvekilimiz şu anda da Başbakanımız artık konulara vakıflar ve bu yasa hazırlandı. Çevre evet. Şehircilik Bakanımız zannediyorum gerekti. Çalışmalarını tamamladıktan sonra inşallah evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne inecektir. Evet, şimdi tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bakış açısı da şöyle Sayın Başkan. Diyorlar ki efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentoda bulunan milletvekillerinin %60'ının müteahhit kökenli, yani müteahhit veya müteahhit kökeni ve müteahhitler tarafından desteklenen milletvekilleri olduğu iddia ediliyor. Bu yıllardır söyleniyor bu. Fakat biraz evvel de siz çok önemli bir şey söylediniz aslında. Mızrak çuvala sığmıyor dediniz ama o mızrak da bir yerlere batacak ki battıktan sonra eyvah diyecekler ama bu arada atalar Üsküdar'a geçmesi lazım. Yani azınlık aslında Türkiye'deki inşaat sektöründe pastayı almaya çalışıyor. Kendi alanlarında güçlenemeyen müteahhitlerde, o gücü oluşturmayan müteahhitlerde dışa açılımda zayıf kalıyorlar. Özellikle içte pasta olduğu gibi dış pastayı da yeni güçlerin paylaşmasını istemiyorlar. O da gözüküyor baktığımız zaman fotoğrafta. Karede onu da görüyoruz. Bunu aşabilecek boyutta içinizde aslında damarlarınızda bu asil güç var. Yani müteahhitler sizi destekliyor.
Ve sizi 3 kategoride gönderdiler. Ankara'dasınız. Yani konfederasyon, top ve şey. Valla bence bu önümüzdeki süreç içerisinde siz bunu bomba gibi çözeceksiniz gibi geliyor. İnşallah amacımız evet, o. Zaten evet, yola evet. Çıkış gayemiz o. Zaten biz onu tamamladıktan sonra misyonumuzu evet. Tamamlamış olacağız. Görevi gençlere bırakacağız. Yola çıkış amacımız o. Evet, peki şurada birkaç şeyimiz var. Mesajımız var. Mesajlar geliyor tabii ki. İsterseniz, müsaade ederseniz mesajlara bir bakalım Sayın Başkan. Şuradan bakıyorum. Efendim Ahmet Akyüz, Karşıyaka Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu üyesi. İyi yayınlar Necip Başkan, Rıdvan'cığım selamlar. Beton firmaları tekelleşmiş sanki. İzmir'de bu konuyu değinir misiniz demiş. Siz zaten notunuzu aldınız betonu. Metin Yardı, iyi yayınlar Rıdvan. Rıdvan Bey, Necip Bey, Necip Nasır Bey'e günaydın diyorum. Selamlar. Bucam Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Bavanki yayınlar demiş. Metin Ergün demiş ki iyi yayınlar. Çok değerli Necip Nasır abime sonsuz saygılarımı gönderiyorum. Özü öz, sözü söz. Yüzü ak, yüreği pak, mükemmel bir insan. Tekrardan iyi yayınlar, sevgi saygılar demiş Metin Ergün. Gülay Bilgeç günaydın, keyifli yayınlar. Cengiz Sarıçelik, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sizlere selam demiş. Güler Hasyakar, iyi yayınlar. Vedat Uzuer, günaydın, keyifli yayınlar. Gülser Kutlu Ersoy, günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydın, iyi yayınlar demiş Fatma Akgün. Evet, şöyle birkaç soru var Sayın Başkanım. İstersen onun da cevabını verin. Sonra evet, gazete okumaya devam edin. Şimdi tabii bizim zaten STK'ları oluşturmamız 2002-2003 yıllarında temel çıkış noktamız. Ben o zaman Gebze bölgesinde şantiyelerim vardı. İzmir Buca'da şantiyem vardı. İkisinin arasındaki beton fiyat farklarından bir problem olduğunu tespit etmiştim. Onun üzerine o dönemin Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen'le görüşmüştüm. Zeki Ergezen. O da bize bu konunun ancak STK'larla çözüleceği noktasında telkinde bulunmuştu. Onun üzerine İzmir Ticaret Odası ile tanışmıştık. Ticaret Odası'na gittiğimizde çözümü bulamayınca kendimiz ticaret odasına çözümü bulmamız için seçimle girmiştik. Ve ondan sonra tabii daha böyle siyasi irade üzerinde sesimizi duyurabilmemiz için dernekleri kurarak federasyon, konfederasyon, top meclislerini oluşturduk. Buradaki çıkış noktamız betonun İzmir'de oluşan diğer illerle arasındaki fiyat farkıyla başlayan bir süreç aslında. Aslında, bu, evet. Yani kötü komşu insanı aynen mal sahibi öyle. Yapar misali. Betoncuların bu davranışları İzmir Ticaret Odası Başkanımız Ekrem Bey'in duyarsızlığından dolayı bizler dernek, federasyon, konfederasyon oluşturduk. Ülkeye büyük bir hizmet edeceğiz. Şimdi maalesef yine betoncuların ve demircilerin bu arada bazı günün şartlarına uymayan yine artışları var. Bununla ilgili tahmin ediyorum Cuma günü bir toplantımız olacak. Bunu deklare edeceğiz. Şu anda fiyatları güncelliyoruz betonla ilgili. Onu bütün sektör temsilcileriyle paylaşacağız. Demirle ilgili büyük bir problem vardı. Hakikaten demir konusunda ne oldu? Kurda şimdi, demir girişini serbest düştü galiba değil mi? Gümüş şöyle, aslında demir 2 yıl içerisinde %150'ler civarında, 1 yıl içerisinde %70 civarında arttı. Bazı taahhüt müteahhitleri çok zor durumlara düştüler. Evet. Bunun üzerine biz konfederasyon olarak 8. ayda geçtiğimiz 2017'nin 8. ayında bir toplantı yaptık. Sayın Bakanımız Zeybekçi konfederasyonumuza davet ettik ve kendisine orada bir briefing verdik. Sayın Bakanımız o zaman hatta bir basın toplantısı yapıldı konfederasyon tarafından. Konfederasyonumuz 51 birlik 120 bin üye sahip. Ciddi bir sayı, güç evet. Oluşturduk ülke evet. Genelinde. Sayın Bakanımızdan sorunları arz ettik ve o görüşmemiz üzerine Sayın Bakanımız ithal vergisini %30'dan %10'a düşürdü. Ancak artışlar yine durmadı. Artışlar durmayınca İzmir'de çok büyük bir geniş katılımlı bir basın toplantısı yaptı. Bize bağlı iki dernekler ve iki federasyon olarak yaklaşık 20 dernek geniş katılımlı bir basın toplantısı yaptık. O toplantımızın sonucunu aldık. Hatta gazetelerde İzmir Demir'i büktü diye de evet, manşet evet, oldu. Evet, okudum onu. Bizim taleplerimiz neydi? Taleplerimize geçmeden önce ilk önce Türkiye'deki demirin
evet. şeyini bir analizini yapalım. Türkiye'deki entegre ve hattanelerin demir üretim kapasitesi 50 milyon ton. Evet. 50 milyon ton demir üretebiliyoruz. Geçen yıl ülkemizde üretilen demir 36 milyon ton. Peki Türkiye'deki demir ihtiyacımız ne? 9 milyon ton. Şimdi bizim aylık ortalama 500-700 bin ton, demir ihtiyacımız var. Yılda 9 milyon ton. Şimdi maalesef demir piyasası çok ilginç bir piyasa. Bazen demir cevheri üreticileri diye demir iki türlü üretiliyor. Bir demir cevherinden bir de evet. hurdadan. Hurda eritilerek üretiliyor. Bazen cevhere dayalı üretimin Çin'de olduğu, yoğunlukta olduğu alanlarda üretim fiyatları düşüyor. Bazen hurdada düşüyor. Böyle bir dengeler var. Şimdi Türkiye'deki demir üreticileri dış piyasadaki talebe göre üretimlerini yaparak satıyorlar. Niye? Çünkü daha iyi paraya satıyorlar. Yani dolar bazında temiz, satıyor. Daha seri. Evet. Dolar bazında satıyor. Evet. Türkiye'nin iç ihtiyacı düşünülerek üretim yapılmıyor. Onun için bizim içerideki üretimin taleplerimiz önemli değil. Şimdi bu nedenle ne oluyor? Bakın 50 milyon ton önemli üretim de, kapasitemiz görüyorlar. Onlar öyle görüyor. Öyle. Ticaretine bakıyor. Evet. İşini açıkçası. Hükümet bunu engellemesi şimdi lazım. Şimdi biz evet. bu nedir diye sorduğumuzda hurda fiyatları yükseldi deniliyor. Hurda fiyatlarıyla doğrudur. Hurda fiyatları yükseldi, döviz yükseldi. Maliyet analizi yaptığınızda onların yaptıkları kadar zamın yapılmaması gerektiğini ortaya çıkıyor. Tek bir neden kalıyor. Bize iç piyasaya verecek demiri üretmek kendilerine ucuza geldiği için, kar marjları düşük olduğu düşük için olduğu huzur için. Geliyor. Evet. Bu düşünme. Şimdi yani bizim talebimiz ihracat, ne oldu? İhracat daha rentable geliyor. Evet, evet. İhracat daha rentable. Bizim talebimiz şu oldu. Dedik ki madem öyleyse ithalat vergisi sıfırlansın. 1950'lerde mi 30'larda mı olan %30 ithalat vergisini Sayın Bakanımız sağ olsun İzmir'deki toplantımızdan sonra evet. sıfıra düşürdü. İkinci bir talebimiz vardı. Devletin demir üreticileriyle ilgili bir entegre tesisler var, bir hattaneler var. Entegre tesislere sağladığı vergi indirim kolaylıkları var. KDV'lerinde veya vergi dilimlerinde. Bununla ilgili aynı kolaylıkları hattanelere sağlamasını talep etmiştik. İzmir'deki toplantıdan sonra o noktada da iyileştirme yaptılar. Yani hattanelere de daha vergi avantajı sağlayarak... Düştü şu anda değil mi? Evet. Düştü. Biraz düştü bu evet. şeylerden sonra. Ama bizim 3 tane daha talebimiz var. Onu da buradan tekrar dillendirmiş olalım. Net birincisi demir üreticilerine ihracatla ilgili kota konması. Bence yani de. Kota talebimiz de şöyle. Şimdi ülkemizin 9 milyon ton ihtiyacı mı var? Evet. Sizin X firmanız var. Bu üretim 50 kapasitesine milyon göre, üretim kapasitesine evet. göre yüzde dilimleri oluşturması bence lazım. De. Kardeşim sen bu kadar üretimini iç piyasaya vermek zorundasın demesi lazım. Bence de öyle olması evet. gerekiyor. Yani fiyat zaten maliyetleri belli. Hurda fiyatlarındaki artışları ekleyebilir. Dolardaki artışları ekleyebilir. Bunları ekledikleri halde bu ifade edilen, belirlenen fiyatlarla aralarında tonda 200-300 lira fark var. Büyük rakamlar. Ciddi var. Rakamlar var. Tabii İkinci ki. Bir talebimiz daha var. Şimdi bazı devlet müteahhitleri veya anahtar teslimi iş alan müteahhit arkadaşlarımız var. Evet. Demir ağırlıklı inşaat yapan arkadaş. Şimdi yıl başında bu arkadaş diyelim ki 5000 ton demir kapasiteli bir işi almış ise bir anda gelinen durum itibariyle şu anda %70 zam görmüşse bu fiyat farkı alamıyorsa bu arkadaşımız mağdur duruma düşmüştü. Bu aslında beraberinde sosyal problemleri de getirecek. Ciddi bir şekilde getirecek. Bunun için olur mu? Tabii ki. Devlet müteahhitlerine bu noktada fiyat farkı verilmesi talebimiz var. Üçüncüsü ise devletin az da olsa bizim demir cevheri yataklarımız var. Bu demir cevheri yataklarının işletilmesiyle ilgili madencilere teşvik kredileri vermesi lazım. Sübvanse etmesi noktasında taleplerimiz oldu.
Bunlar olursa demir zaten arzu edilen noktaya gelir diye düşünüyoruz. Bence fiyat. Hükümetin buna el atmasıyla sizin de biraz evvel bahsettiğiniz formül çok isabetli gözüküyor o formül. Herkesin üretim kapasitesine göre Türkiye'nin iç ihtiyacını karşılayacak oranlar ayrılabilir. Maliyette çok yüksek durmaz. Hani herkesin 15 bin lira kredi devletten veriliyor da 3 yıl para toplasın vatandaş 15 binde biz vereceğiz. Vatandaş konut almasına destek veriyoruz diyor ya hükümet. Bu konuda da özellikle demir fiyatlarını çok yüksek tutmayarak yine bir kamu görevi yapmış olur bence. Yani demir şimdi tabii biliyorsunuz demir ve beton binaların özü. Hani diyoruz ya sosyal bir görevdir sağlıklı konutta oturulması. Devletin nasıl aslında görevi eğitim, sağlık, sosyal bir haksa sağlıklı barınma şartlarını sağlaması da aslında sosyal bir görevdir. Tabii. Bunun ana temel maddesi nedir? Demir ve çimento. Aynen öyle. Ben diğer iç dizayndaki uygulanan malzemelerden keyfi söz etmiyorum. Keyfi malzemelerdir onlar. Keyfi malzemelerden söz etmiyoruz. Aslında bize göre nasıl eğitimde ve sağlıkta KDV %8 ise inşaat sektöründe de bu sosyal böyle bir politika talepse, olması lazım. Bu kaba inşaat malzemelerinde de KDV'lerin dahi %8'e düşülmesi. Bence de öyle. Bence de öyle. Maliyeti ve desteklenmesi lazım. Evet. Demirinde, betonunda, çimentosunda devletin kontrol mekanizmasını çok iyi kurarak demin belirttiğimiz önlemlerle olayı bu ülkemizde bazı kalemlerde deprem bölgesinde büyük bir 7 milyon binanın dönüşümden söz ediyoruz. Deprem acılarıyla uyanmamadan söz ediyoruz. Bunun için bu önlemlerin almasının da bir zorunlu olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Şöyle Sözcü Gazetesi'yle devam edelim isterseniz. Sözcü Gazetesi ne demiş bakalım manşetlere. Burak Akbay ve Sözcü ile ilgili tek bir kanıt kalmadı. Fehmi Koru Sözcü FETÖ projesidir. İddiamın hiçbir temeli yoktur. Sözcü'ye algı operasyonu sonucu açılan davada savcının bir numaralı tanığı olan Fehmi Koru Sözcü'ye ve Burak Akbay'ın attığı iftirayı böyle itiraf etti. Delil sayılan 8 yıl önceki yazısı için de espriydi dedi. İçeriğine ise komplocülük atfedilerek hiçbir temel olmayan kuşkuyu ifade ettim diye açıkladı. Evet. Baktığımız zaman tabii ki bazı gazeteciler yandaş hani havuz şekliyle ifade ediyorlar ya. Köşe yazarları da burada aslında kalemlerini kullanıyorlar. Fehmi Koru da Sözcü için yazmış olduğu bir şeyde Sözcü'nün devamlı Fehmi Koru'ya tepkisi var. Evet, elde bayrak, dilde dua, 80 milyon Mehmetçiğin arkasında milletin manşeti diyor. Terör yuvası Afrin'e operasyon başlatan Mehmetçiklere destek için her yer bayraklarla donatıldı. Türkiye'nin her yerinde bayrak var. Millet hiçbir parti ayrımı yapılmadan sahaya indikleri zaman AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partilisi, tabii ki diğer parti yok. Hepsi bir arada teröre destek veren parti yok. Ama benim Kürt kardeşlerim, benim bütün renklerimiz artık Türkiye'de bulunan Kürttür, Lazdır, Alevidir, Sünnidir vesaire hiçbir ayrım yapmadan et tırnak ilişkisiyle herkes bir arada, herkes operasyona destek veriyor. Ama baktığımız zaman da birileri pazar gün diyor ki halkı sokağa çağıracağız. Ya nasıl çağırıyorsun halkı sokağa? Buna izin verir mi vatandaş sana? İzin vermez. Çağırmanız da zaten hiç mümkün değil. Milli mücadele veriyoruz. Harekatın 4. günde neler oldu bakın. Komandolar düğüne gidiyoruz dedi. Var mı böyle bir millet? Hedef Suriye'ye dönüş yolunu açmak. Öymen Fırat'ın doğusu da temizlensin dedi. 16 sivil toplum örgütünden tam destek ama bugün Müteahhitler Federasyonu Başkanı da tam desteğini verdi. 16 sivil toplum örgütü değil. Yaklaşık kaç örgüt var sizde? 51 birlik 120 bin üye olarak. 120 bin üye ve 50 bin birlik olarak. Konfederasyonu olarak tam destek veriyor. Tam destek veriyorsunuz. Evet ne kadar güzel. Evet Sözcü'ye şöyle bakalım. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Evet hepimizin duası. Evet. Vallahi. Efendim sahte belgeyle çipli kimlik almış. İnternet bankacılığı kullanarak 600 bin lira vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Önemli bir konu bu. Çete elebaşı Osman Öğ Bilecik'te yakalandı. Cezaevi firar şebekelerinin çipli kimlikle sahtecilik yaptığı öğrenildi. Karısı internetten tanıştığı kişiyle çocuklarını alıp kaçtı. İnternet dediğimiz gibi insanlar farklı da kullanıyorlar. Bakınız orada çok enteresan insanlar birilerini kandırıyor. Adamın yuvasını bozmuşlar. Tabii ki kadın da adamla kaçmış, çocuklarını yüzüstü bırakmış ve vatandaş kimi arıyor? Karısını arıyor. Yani çok enteresan konular da var tabii ki.
Takma sakal takıp müdürü olduğu firmayı soydu. Biraz evvel bahsettik bu haberi zaten. Sözcüye baktık. Yeni Asır'a şöyle bir göz atalım hızlı bir şekilde. Çünkü Sayın Başkan'a Necip Nasır'a soracağımız sorular var. Yeni Asır gazetesi manşetinde diyor ki Ege'nin ve İzmir'in asıllık çınarı Yeni Asır. Harekatta örs çekil stratejisi diyor. Yani Türkiye öyle bir stratejik plan yaptı ki sağ gösterdi, sol vurdu. Buradan gidiyoruz dedi ama birden kuşattı diğer taraftan. Zeytin Dalı operasyonunda öncelikle hedefi sınır hattımız boyunca bir güvenlik koridoru oluşturmak için olan Türk Silahlı Kuvvetleri örs çekil stratejisini uyguluyor. Başta 72 uçağımızda depolar imha edildi. Yarma taktiği uygulandı, parçalandı. Tepeler ele geçirildi. Doğudan batıya doğru temizlik harekatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekici tepelerine inecek tabii ki az bir zaman kaldı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temizliğini yapacak ve bitirecek. Evet, İzmir Karabağlar'da enteresandır. Döner bıçaklı bir kişi postacıya saldırdı. Enteresan. Yaralanan posta dağıtıcısı Ömer Tunu Acar hastaneye kaldırılırken arkadaşını da yaraladığı öğrenilen saldırgan Aziz Emre Y ise kısa sürede yakalandı. Özellikle sağlık çalışanlarına, özellikle postacılara, kamu hizmeti verenlere şiddetle böyle saldıranları kınıyorum. Özellikle sağlık çalışanları geçtiğimiz günlerde oldukça fazla saldırı oldu ve birçok insan hemşiredir, doktordur, görevlidir. Hep saldırıya uğradılar, hasta ve hasta yakınları tarafından. Bunu da özellikle kınıyoruz. O insanlar size hizmet veriyorlar, sağlığınıza kavuşturmak için çaba sarf ediyorlar. Siz de onları darp ediyorsunuz, taciz ediyorsunuz. Bu da doğru değil. Evet, özellikle bu hastane çalışanlarıyla ilgili Sayın Başkan gerçekten şey var, söyleyi var. Müdahaleler var hastane çalışanlarla ilgili, tacizler var. Şimdi, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii biliyorsunuz bizim sağlık yönümüzde var. Evet. Hastanemiz var. Siz de sağlıkta da çok iddialısınız evet. Ama konu olmadığı için İzmir'e ben gelmedim. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah. Evet. Güçlü bir kadronuz var. İkinci bir hastane yapıyoruz. O da yine mevcut hastanemize 150 metre mesafede. İzmir, Ege bölgesi belki de Türkiye'de farklı bir konseptte bir hastane düşünüyoruz. Yani daha spesifik bir branşları barındıran bir hastane düşünüyoruz. Allah nasip ederse İzmirlilerin hizmetine sunacağız. Ne kadar güzel. Biz inşaatta İzmir dışında kazandığımız paraları getirip İzmir'e hastane yatırmaya ama yapıyoruz. İzmir'de kazananlar da İzmir dışına götürüyorlar bazen. Biz İzmir'e getiriyoruz. Biz diyoruz bizim mezarımız İzmir'de, İzmir'de kalacağız. Konuyu biliyorsunuz. Biliyorum. O şeyden dolayı ifade ettim. Sağlık çalışanları şimdi yani. Şimdi sağlık emekçileri. Mobbing var bir de. Mobbing de var. Bu kadar vefakar, bu kadar cefakar, bu kadar bütün meslekler kutsaldır. Ama sağlık çok farklı bir çok meslek. Farklı bir şey. Evet. Çok kutsal bir meslek. Ve burada 7-24 3 var diye gece gündüz hizmet eden bir emek harcayan bir kitle var. Evet. Ve bu kişiler toplumun bütün kesimleriyle, bütün sosyal kesimleriyle sürekli iç içe ve insanın en zor şey nedir? Canının sağlığı. Tabii ki. Ve o zor ve psikoloji içerisindeki binlerce, yüzlerce, onlarca her gün insana hizmet eden çelik gibi bir iradeye sahip olması gereken bir çalışan grubu düşünün. Ve buna rağmen her türlü kendi sosyal aile yaşantılarının haricinde dahi bu kadar değişik formasyonda mozaikteki insana hitap eden, hizmet eden bu insanların psikolojilerini bir düşünün. Ve buna rağmen sürekli güler yüzle hizmet edip görevini icra eden bu kişilere karşı değil fiili harekette bulunmak, onlara suratı bile ekşitmek büyük bir zulümdür, büyük bir sorumsuzluktur. Bence de öyle. Bu anlamda bu tür davranışları kınıyoruz ve kutsal görevi yapan bu sağlık çalışanlarına da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vallahi ben de çünkü çok teşekkür ediyorum. İçinde olduğumuz için görüyoruz. Hakikaten çok kutsal bir meslek. Çok önemli bir meslek. İnsan olgusunun olduğu, bütün insanları içinde sorunlarıyla barındıran
hizmet anında o sorunlara gülerek cevap veren ve hizmet eden bir anlayış en kutsal meslektir bence. Bence sağlık çalışanları, bu doktordur, hemşiredir veya diğer görevlilerdir, bir bütündür. Evet. Bir ekip çalışmasıdır aynı zamanda insan sağlığı için. Çünkü ben de sağlık programları yapıyoruz boyuna. Profesörler alıyoruz, böyle dünyaca ünlü cerrahlar da alıyoruz konuk olarak. Oldukça fazla izlenen bir program. Bizim iyilik sağlık programımız var bu arada. Orada doktorlarımız konuk alıyoruz. Ama evet, sağlık çalışanlarıyla ilgili de sizi tedavi eden, size özellikle şikayetinizle ilgili çare bulmaya çalışan insanları da yakınlarınıza söyleyin de fazla sert davranmasınlar. Çünkü onlar gereği neyse onu yapıyorlar mutlaka. Evet, Sözcü gazetesine de şöyle baktık. Ne yapalım? 9 Eylül gazetesi yine İzmir'den bir gazete. 9 Eylül gazetesi gazeteciler cemiyetinin çıkarmış olduğu bir gazete. Zeytin Dalı başarılı şekilde sürüyor diyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kalın, 4. gününe giren operasyon planlandığı şekilde başarı ile yürümektedir ifadelerini kullandı. Tabii ki tüm dünyada bu konuda destek vermeye başladı. Özellikle geçtiğimiz ayda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırarak Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etmesi ve oradan tam mutabakat kararı çıkması ile tırmanan Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Türkiye'ye karşı hamlelerinden birisi de 30 bin kişilik bir sınır güvenliği ordusunu konuşlandıracağını söylemesiyle alevlendi ve Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti istihbarat birimleri ve hükümet bu konuyla ilgili önemli adımlar attı, cesaretini ortaya koydu ve gereğini yaparak Afrin'e girdi. Burada Donald Trump'ın dünyaya fitil ateşlenmiş olarak bırakılmış ve dünyada iki önemli ailenin, Rothschild ailesinin ve Rockefeller ailesinin yönetiminde girmesi, vermiş olduğu sözleri yerine getirmeye çalışması, Suriye'de terör örgütlerinin özellikle yoğun bir şekilde cirit atmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri artık durun bu iş böyle yürümez deyip Afrin operasyonunu Özgür Suriye ordusuyla başlattı ve başarıyla gidiyor. Burada da İbrahim Kanlı'nın atıfında başarılı bir şekilde yürütülüyor ama diğer ülkeler, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere'de olmak suretiyle desteğini verdi. Fransa biraz çıkar gibi yaptı ama son anda geri adım attı. Çünkü Birleşmiş Milletleri de olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Şöyle 9 Eylül okumaya devam ediyoruz. Zehir soluyoruz diyor. İzmir'de kentin yüksek mahallelerinde sobalarda yakılan kalitesiz kömürün yaymış olduğu tabii ki zehir insanları etkiliyor. Ama burada ben Müteahhitler Federasyonu Başkanı Sayın Necip Nasır'a bir soru sormak istiyorum. Efendim, burada zehir soluyoruz diye manşet atmış 9 Eylül ama esas zehri Bornova halkı soluyor. İki çimento fabrikası var. Bu iki çimento fabrikasına şimdi gidin Bornova'ya. Havanın ne kadar puslu, ne kadar kirli. İnsanların da siz sağlık, aynı zamanda hastaneniz var. Hakikaten 10 kişi alıp götürseniz biri kanseri çıkar. Yani insanlar orada çevre konusunda özellikle çimento fabrikalarının hem fiyatı, çimento fiyatlarını artırıyorlar hem de çevre konusunda da ciddi sıkıntılar, sorunlar oluyor. Peki çimento fiyatlarında özellikle biz sizde çünkü bu konuda çok program yaptık. Gelinen nokta nedir? Yani çimento fabrikaları, beton fabrikaları dize getirildi mi diyelim artık? Şimdi dize getirildi mi değil, yine hareketlenmeler var. Var mı? Biraz önce de ifade ettim. Cuma günü bununla ilgili arkadaşlar şimdi tekel son fiyatları güncelliyorlar. Fiyatlarda yine oynamalar var. Bir şeye değinmek istiyorum. Ben Altınlar Şehitleri İlkokulu mezunuyum. Yani o çimento fabrikasının tozunu soluyarak ilkokulu bitirdim. Altındağ'da oturuyor idik çocukluğumuzda. Şimdi biz yıllardır, şimdi belki de toplumda şöyle bir şey vardır. Müteahhitler çimento fabrikalarının, beton fabrikalarının gitmesi sektöre yükler getirir veya zarar verir diye. Kesinlikle zinhar böyle bir şey yoktur. Evet. Şimdi bakın, bizim zaten beton fiyatlarını kıyaslamamızda benim ilk o çıkışımda benim Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeydi şantiyem. Yine aynı şeyi geçen yıl Konya'da yaşadım. Yine aynı durum oldu. Beton santralim İstanbul Tuzla'daydı. Şantiyem Gebze'deydi.
Dilovası'ndan çimentoyu getirirlerdi. Agrega Adapazarı'ndan gelirdi ve daha ucuza beton kullanırdı. Evet. Yine aynı şekilde geçen yıl yine aynı şey oldu. Fiyatları güncelledim. Konya'da yapıyor idim. Konya'daki beton santralini, betonu aldığım yer, onun agregayı ve çimentoyu ki hani betonun fiyatını en fazla etkileyen agrega derken kum çakıl yani. Evet evet. Bu. Bir de çimentonun birleşiminden evet. Suyu birleştirince Allah'ın beton vermiş çıkıyor. Olduğu nimet beton çıkıyor. Evet. En çok etkileyen unsur nakliyedir. Buna rağmen yine İzmir pahalılık kullanıyordu. Şimdi İzmir'deki çimento fabrikalarının kaldırılmasını herkesten en çok o çocukken o tozu yutmuş biri olarak ben istiyorum. Evet, evet. Bununla ilgili maalesef ne yerel yönetimleri, ne genel yönetimleri, ne merkezi yönetimleri hiçbir çaba göstermediler. Gerekçelerini de hiç kimse açıklamadı. Başka yerde 3 tane ağaç, 5 tane ağaç için kıyametleri koparırken biz aslında İzmir için burada bu hareketi bir türlü gerçekleştiremedik. On binlerce insan hasta oluyor. Bakın biz 2003-2004 yılında yola çıktığımızda dedik ki çimento fiyatlarında eğer bir havuz oluşturuluyor ise ki o dönem bir havuz oluşturmuştu. Bu havuzu kırmanın yolu bütün müteahhitlerin katılımıyla genel ortak bir şirket kurulması. Bir çimento fabrikası. Beton santrali önemli değil. 2-3 milyon dolar bir şeydir. Onu ben de kurarım, siz de kurarsınız. Herkes kurar. Santral, önemli evet, olan evet. Çimentonun üretilmesi. Çimentoyu üretilmesi ve temin edilmesi. Üretilmesi. Zaten evet, üretimini evet. Yaptığınızda santrali kurar, çakılı evet, taşı evet. Her yerden bulur, buluşturur. Üretimini yaparsınız. O zamanki araştırmamızda Ege bölgesinin her tarafında çimento efsafına uygun kalker yatakları mevcut. Sen madem öyleyse git İzmir'in dışına çok daha uygun merkezde yerlerde, merkezde olmayan yerde çimento fabrikalarını taşı kurdur. Taşı oraya. Evet. Ama maalesef siz kendiniz ifade ettiniz. Gidin garajın oraya bekleyin. Bazen sözde filtreleri var, şunları bunları var ama bazen bir salıyor. Saldığı zaman göz gözü görmüyor. Şimdi bizim zaten zorumuza giden o. Ya hem tozunu bana yutturuyorsun, hem bana pahalı beton satıyorsun. Aynen öyle. Evet. Hem yer altından hem yer üstünden. Yok böyle bir şey. Yani, bu anlamda evet. Bunu bir yine çağrı olarak sizin aracılığınıza yenilemiş olalım. Biz de sektörün temsilcileri olarak evet. Çimento ve beton fabrikalarının İzmir'in içinden bir İzmirli olarak kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu bizim fiyatlarımıza hiç yansımaz. Bizim sektörümüzü de etkilemez. Çimento fabrikası yapabilecek İzmir'in dış çeperlerinde bir dünya alan var. Uygun yerler var. Çok bu yer anlamda var. Çok yer var. Yerel ve genel yönetimlerin daha hassas davranmalarını, daha geç kalınmadan buna çözüm bulmalarını ben de buradan talep ediyorum. Bence de. İsterseniz şu gazetelere bir tekrar bir göz atalım. Sonra size birkaç sorum daha var Sayın Başkan. Bir 10-15 dakika sonra programı birlikte kapatacağız. Evet, Türkiye Gazetesi'ne bakıyoruz. Türkiye Gazetesi de yine diğer gazete manşetlerinde olduğu gibi aynı. Yani gazetelere baktığımız zaman haberler aynı. Bakış açıları biraz farklı oluyor. Manşetinde 8 koldan hilal taktiği, boğma harekatı. Hani dedik ya, bir önceki operasyonda Suriye'de 72 şehidimiz vardı ve 72 F-16 ile saldırdık. Burada da bir anlam var. Türkiye her şeyi çok iyi planlamış. Hilal taktiği, yarın orada bir Türkiye haritası çıkarsa şaşırmayalım. Mehmetçik planlanandan daha hızlı ilerliyor. Jet hızıyla Afrin'e. Bu 4 günde aslında 10-15 günde yapılacak harekatı 4 güne sığdırdı Mehmetçik. Yani çok seri ilerliyoruz ama süpürme hareketiyle ilgili yürüyoruz. Yani direkt böyle dalarak gittik mi hemen gideriz ama süpürerek böyle temizleyerek köyleri ele geçirerek aslanlar gibi ilerliyoruz. Tabii ki bununla da kalmayacağız. Yani harekat bittikten sonra Türkiye'de hep eleştiriye maruz kalan 3,5 milyon Suriyelinin birçoğunun da yarıdan fazlasının da Suriye'ye dönmesini sağlayacağız. Bundan sonra da göçün olmaması için de oluşturacağımız tampon bölgelerde de Suriyeli vatandaşları orada tutacağız. Yani komşumuzdur. Komşumuzdaki insanlar orada dehşet, gözyaşı, tecavüz katledilirken biz duyarsız kalabilir miydik? Duyarsız kalamazdık. Onun için bu aslanlar gibi devam edecek.
sivil toplum kuruluşları demiştik, devletimizin yanındayız dediler. Gram altında hedef 180 demiş. Bakalım altın herkesin ilgisini çekiyor değil mi? Hemen çekti mesela. Artan jeopolitik risklerden bulduğu destekle 2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, tarihi zirvesi olan 165 lirayı iki defa test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor. 180 lirayı hedefliyorlar. Neyi hedefliyorsunuz 180 lirayı? Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı 1.344 dolara kadar yükseldi ve yıl başından bu yana %2.5 değer kazandı. Gram altın ise %2.7 getiri sağladı. Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan demiş. Orada reklama girmeyelim ama ben başka bir şey söyleyeceğim size. Hani atalarımız, dedelerimiz vardır ya, onların acaba neye yatırım yaptığını biliyorsunuz. Hani koca karı ilaçları vardır ya, aslında bugün modern tıp onlardan başlayıp bulunarak gelmiştir. Ben de gram altından bahsediyorum. Aslında gram altından değil, en güvenilir yatırım gayrimenkul yatırımıdır. En güvenilir yatırım ve sizin kısa vadede değil orta vadede yüksek para kazandıracak en akıllı yatırım gayrimenkul altının, bin kez çiziyorum. Bu konuda da özellikle yatırım konusunda konut alırken, iş yeri alırken gerçekten gayrimenkule yatırım yapılır mı yapılmaz mı? İşin uzmanı yani Müteahhitler Federasyonu Başkanı Sayın Necip Nasır'a soralım. Evet, benim param var. Ben paramla yatırım yapmak istiyorum. Ben gidip böyle altın mı alayım, gayrimenkul mü alayım, ne yapayım? Buna böyle kısa bir cevap vereceğim. Herkes hayatının kesitlerinden baksın. O krizleri yaşadık 90'lı yıllarda, 2001'lerde. Doğru. Değil mi? Faizler, dövizler gecelik bir %700'lere vurdu. 7500'lere vurdu ve insanlar faize yöneldi. Bir ara insanlar dövize yöneldi, borsaya yöneldi. Altına yöneliyor kimi zamanlar. Uzun vadede bugüne kadar her dönemde, Cumhuriyet tarihinin her dönemindeki yatırımları istatistik olarak gözden geçirsinler. Bir fiil reel olarak sürekli kazandıran yatırım gayrimenkul yatırımıdır. Kesinlikle öyle. Bizim Türkiye'nin şartlarında budur. Evet, bu kadar kısa bir şekilde, net bir şekilde vurdunuz. Geçmişten geleceğe de en önemli yatırım, hele hele İzmir'de ki %70 sağlıklı konuta ihtiyacı olan, dönüşüme ihtiyaç olan bir ilde, bütün dünyanın, içeride ve dışarıdakilerin, dünyanın en güzel şehri İzmir'de yaşamayı arzulayan insanların olduğu coğrafyada en güzel, en iyi yatırım gayrimenkul yatırımı. Parası olanları gayrimenkule yönelsin. Alan karlıdır. Peki Sayın Başkan, şimdi gayrimenkule yönelsin de milletin kafası karışık. Şimdi onu bir ayıralım, bir ayrıştıralım. Uzman sizsiniz, sizi yakalamışken sormadan geçmeyelim. Tabii ki insanlar birikimleriyle, öz kaynaklarıyla inşaat yapıyorlar, satıyorlar. Bazıları da son zamanlarda üretmeden, yapmadan, çivi çakmadan, harfiyat yapmadan satışa geçtiler. Maket üzerinden bir proje çizdiriyorlar. Projeyi barter'la anlaşıyor. Tanıtımını, lansman tanıtımını bir ajansla anlaşıyor, barter'la anlaşıyor. Maketi barter'la anlaşıyor, ortaya koyuyor. Topluyor paracıkları, böyle milyonları. Sonra da inşaat yapacağım diyor 2 sene sonra, 3 sene sonra. Bunun riski yok mu? Yani Türkiye çok şey yaşadı. Projeden böyle lansman satışları var özellikle. Güvenilir firmaların dışında bilinmeyen firmalar da var. Projeyle özellikle. İzmir'de hadi herkes birbirini biliyor da İzmir dışından gelip de, İzmir'de de şu anda yarım kalan projeler var, vazgeçilen projeler var. Bu tip benim bahsettiğim gibi satışı yapılanlar var. Var yani, listeler var, piyasaya çıkmamış. Bununla ilgili bir önemli vurgu yapacak mısınız? Bakın Türkiye Gazetesi'nin bakıyorum 6. sayfasında diyor ki emlakta kapora vurgunu diyor. İşte onlar bahsettiğimiz. Evet. Parayı topluyorlar, kapora alıyorlar ama proje yapmıyorlar, kaçıyorlar. Burada alt tescilli belgeli. Tabii şimdi tüketicinin emlak alırken dikkat etmesi gereken önemli konular var. Bunlar en önemlisi emlak aldığı kişinin referansları, yaptıkları. Tabii. Ve bulunduğu varlıkları. Şimdi burada yine temel bir sorun var. O temel sorun da müteahhitliğin tanımının yapılmaması, sınırlarının çizilmemesi, disiplin altına alınmaması, sorumluluğun verilmemesi, sicilinin evet. belirlenmemesi. Bravo, evet. Kimliğinin şimdi tanımlanmaması. Kimliğinin tanımlanmaması. Evet, evet. Şimdi bizim oluşturduğumuz aslında yasada bütün bu demin ifade ettiğim sorunları ortadan kaldıracak.
Sadece müteahhitin de değil. Müteahhit eğer söz konusu yasa çıkarsa müteahhitin biz alt taşeron diye nitelendiriyoruz. Partnerleri diyelim. Nedir? Elektrikçiler. Tabii. Sıhhi tesisatçılar. Bunların hepsi de mekanikçiler. Emlakçılar. Bunların emlakçılar. Evet, tabii. Emlakçılar. Bunların hepsi bileşenleri bu sektörün. Bütüncül olarak. Bütüncül gelince. Olarak. Evet. Bunların dahi emlakçı dediğinizde emlakçı da belli kriterlerle artık profesyonelleşmiş, kurumsallaşmış yapıdaki emlakçıların hayat bulacağı bir sistemin başlangıcı olması lazım. Çünkü bizim eğer oluşturduğumuz müteahhitlik yasasında müteahhitliğin sicili tutulacak. Bu aslında başka bir bunun alt çalışması var. Ta Mustafa Demir Çevre ve Şehircilik Bakanı iken, Bayındırlı Bakanı iken evet. O toplantılarda ben de bulunmuştum. O altyapı hazırlanmıştı. Bu yasanın da gideceği sonucu olacak. Müteahhitliğin belli bir örgütlü yapısı olunca kamu kurumu niteliğinde olacak bu. Yarı kamu kurumu. Odalar gibi. Evet. Odalar gibi. Özel yasayla çıkacak tabii ki. Evet. Sicili tutulacak. Diyelim ki herhangi bir müteahhitin altındaki partneri elektrikçi X inşaatta bir sorun yarattıysa ve o sorun giderilmediği takdirde ne Türkiye içinde ne kamuda ne özelde hiçbir yerde iş yapamayacak. Evet. Özel veya kamu işi yapamayacak. Şimdi bu tanımın yapılması, sistemize edilmesi, sistemi kontrol altına alması derken bundan söz ediyoruz. Şimdi bu böyle olunca ne olacak? Müteahhitin de bir sicili olacak. Ve siz bu demin ifade ettiğiniz fırsatçı, vurguncu, siciline bakacaksınız. Çantacı müteahhitlerin merdiven altı yapılanmasının önünü kesmiş olacaksınız. Çok güzel, evet. Yani bunun için zaten örgütlenmemiz gerekir. Maalesef şu anda biraz parası olan kişi gidiyor bir yer alıyor, başlıyor ben müteahhitim diyor. Demin ifade ettiğiniz evet. Sorunlar, sonuçlar başlıyor. Yaşanıyor. Tabii bununla ilgili bir sigorta sisteminin de getirilmesi gerekiyor. Evet, bu sigorta sistemini evet. Soruyorum ben size Sayın Başkan. Şimdi müteahhitler inşaat yaparken vatandaş konut alıyor. Ama burada müteahhitin inşaatı bitirip bitirmemesinden ziyade sigorta şirketi tüketicinin lehinde sigorta poliçesi kesmesi gerekiyor. Eğer inşaat bitmiyorsa sigorta onun bedelini ödeyecek bildiğim kadarıyla. Mayıs'tan itibaren bu yasa başlıyor. Böyle olunca da koruma kalkanı oluşturacak galiba değil mi? Biraz evvel konuştuğumuz konuya. Ama tabii yani bunu yaparken siz sistemi de birbiriyle entegreli olarak aynen öyle olması lazım. Otokontrol sistemini kurmanız lazım. Şimdi bakın orada sigorta sistem firmalarının mutlaka ve mutlaka tahsil herhangi bir sorunda tahsil edebilecekleri bir teminatlarının olması lazım. Doğru. Müteahhitten doğru mu? Doğru. Onunla ilgili o yapıyı oluştururken müteahhitin de zarar verici unsurlara karşı teminatlarının olması lazım. Örneğin yapı denetim firmalarının. Evet. Yapı denetim firmalarının da sigorta kapsamına girmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde. O nasıl olacak? Şöyle ki şimdi biz bir yapı denetim firmasıyla anlaşıyorsunuz. Kanunla sınırları çizilmiş. Görevlerini neler olduğunu, betonu, demiri kontrolü, projesine uygun yapılması ile ilgili. Müteahhit finansördür. Tabii. Zaten müteahhitin şantiye şefi varsa mühendis mimarının olması zorunludur. İş güvenliği uzmanının olması zorunludur. Bunlar kendi sorumluluklarını yapmazlarsa inşaatta müteahhitin sorunu olur. Doğru. Yoksa müteahhitin finansmandan başka bir sorunu olmaz ki. Bir de kimin sorunu olur? Yapı denetim firmasının denetimini doğru yapmadığı takdirde sorun oluşur. Tabii ki. Doğru mu? Tabii. Şimdi burada yapı denetim firmaları ne oldu? İnşallah önümüzdeki günlerde onun da yasası çıkacak. Bütün bu sorunları bize aktardık bakanlığa. Emekli olan mühendis arkadaşlardan, mimar arkadaşlardan, meslekle alakası olmayan insanlardan oluşturulan bir yapılar oluşturdu. Evet. Sadece imza atarak yapı denetim firmaları merdiven altı tabir ettiğimiz firmalar oluştu. Onlar da güçlü hale gelmesi lazım. Ben şeyleri tenzih ediyorum. Düzgün çalışan arkadaşlarımızı
tenzih ediyorum. Geçmişte olduğunu şimdi, biliyoruz. Yapı evet. denetim firmalarının mesleklerini doğru icra etmeleri müteahhitin sigortasıdır. Evet. Çünkü evet, müteahhitin evet. yanlış yapmasını engelleyecektir. Müteahhit peki parayı müteahhit kişidir. Verdiği için bakınız şimdi tamam da burada bir küçük çelişki var onu da evet. siz de biliyorsunuz. Yapı denetimi müteahhit seçtiği müddetçe bu her zaman olacak. Yok. Ben onu reddediyorum. Ben inşaat mühendisiyim. Öyle mi? Şimdi bakın. Şimdi parayı veren finansör. Finansör. Al eyvallah. Diyor beni denetle diyor. Şimdi ama. Mesleki bir etik kurallar vardır. Peki ben inşaat mühendisiyim. Projeyi yapan mühendise de parayı veren müteahhit değil mi? Evet. Müteahhit. Demiri az mı koy ama diyebilir mi mühendise? Ama denetleme ama. Hayır. Mühendise parayı, demiri projeyi çözerken az koy diyebilir mi? Değil mi? Statik değil hesapları mi? Var bunun. Statik hesapları tabii var. Ki, kontrolü var değil mi? Tabii ki. Şimdi burada işte şundan dolayı diyemez. Şimdi yapı denetim firması görevinin gereklerini yerine getirdiğinde oluşacak bir sorunda sorunlu kendisi olursa diyemez onu. Taviz vermez diyorsun. Vermez. Evet. Sigorta sistemini burada devreye sokmamız gerekiyor. O zaman bu tür merdiven altı oluşmaması için. Nedir sigorta sistemi? Ben sağlıktan bir örnek vereceğim. Evet. Özel sağlık sigortaları var. Sigortaları var, evet. Sağlık sigortalarının özel hastanelerle anlaşmaları var. Ve özel hastanelerin uygulamalarında sağlık şirketinin müfettişleri hastane hastane dolaşır. Dolaşır, İstismar evet. var mı yok mu diye. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu denetim firmasını siz sigorta firmasıyla entegre eder, sigortalandırtırır, sigorta firmasına denetlettirirseniz bizim aileten mühendis mimarlarımıza ayrı bir iş dalı daha açılacaktır. Sigorta uluslararası bir üst kuruluş. Evet. Doğru evet, mu? Evet, üst kuruluş. Şimdi bu yükümlülüğü aldığında yükümlülüğü yerine getirebilmesi için elemanlarını tahsis edecektir ve denetim mekanizmasını kuracaktır. Mühendis mimarlarıyla denetim firmasını denetleyecektir. Sigorta olursa denetleyecektir. Dört dörtlük denetleyecek. Bu sefer ne olacak? Sigorta olursa güçlü olacak bu bir iş. Bir sorun olduğunda şu anda ne oluyor? Diyelim bir bina çöktü. Evet. Bina çöktüğünde bir inşaat kaba haldeyken beton dökülü Allah hiçbir meslektaşıma vermesin kalıp çöktü işçi herhangi bir şey oldu. Şimdi suçlu kim? Suçlu müteahhit şu anda. Şu anda öyle. Şu anda öyle. Evet. Peki müteahhit mi orada kontrol mekanizması? Hayır değil. Denetim firması beton dökülürken gittiğinde betonuna bakarken demirini kontrol ederken orada kalıp ve iskelelerin de standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmesi yani. Gerekmiyor mu? Evet. İş güvenliği uzmanı orada gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp düzenlemenin yapılması gerektiğini kontrol etmesi gerekmiyor. Etmesi gerekiyor. Evet. Şantiye şefi mühendis mimar o iskelede sıkıştırılmış mı düzgün bağlanmış mı kontrol etmesi gerekmiyor mu? Etmesi gerekmez mi? Gerekir tabii ki. Yapıyorlar diyelim peki. Diyelim ki sonradan bir sorun oldu. Allah beton, göstermesin bir beton şey oldu. Beton çürük çıktı. Evet. Bina bitti beton çürük. Beton dökülüyor. Peki bunu kim ödeyecek? Şimdi bunu kim ödeyecek? Sigorta şirketi. Bunu şu anda müteahhit ödüyor. Müteahhite baktı. Niye? Denetim firmasının bir arabası bile yok. Teminatı yok. 3 tane arkadaş, 4 tane arkadaş bir araya gelmiş. Bir büro tutmuşlar. Kiralık bir araba almışlar. Evet. Hiçbir teminatı yok. Yok. Kanunu gittin mahkemeleştiniz. Suçlu denetim firması bulundu. Müteahhite ödettiriyor devlet. Müteahhit ancak rücu edebiliyor. Peki o bir faksı, bir arabası olmayan denetim hiçbir firmasından şey ne alabilir? Bir bardak soğuk su içer. Şimdi işte evet. sigorta firmaları devrede olursa bu iş daha iyi olur. Denetim firmaları da daha ciddi teminatlı firmalardan oluşur. Görevini tam yapar. Sigorta doğru mu? Şirketi çünkü sigorta şirketi onu denetler. Kuracak. Tabii ki. O da şantiyeyi denetler. Şantiyeyi denetlerken şantiye şefini denetler. İş güvenliği uzmanının eksikleri varsa onu bile denetler. Aykırı konular varsa da uyarır. Şimdi evet. bu işte bizim sektörün kurallarını net koymamız lazım. Bence de. Bizim yeni 2012'de daha yeni iş güvenlik yasamız çıktı. Evet. Doğru mu? Doğru.
yeni yeni daha adapte olmaya başlandı. İskeleleri, şunları bunları daha yeni yeni uygulanmaya başladı. Şimdi bizim sektörümüz, bizim müteahhitlerimiz kendileri bir kişinin burnunun karamasını istemez. İstemez tabii. O kimse hiç başının belaya gelmesini istemez. Manevi anlamda insani yönünü bir kenara bıraksan bile maddi anlamda müteahhit için yıkımdır. Çünkü onun derdi belası çok daha büyüktür. Çok fazla. Siz çok iyi biliyorsunuz. Şey bilmez olur muyum? Çevremizde evet. Bazı müteahhitler ne durumlar yaşadılar şimdi, ki istenilmeyen şeyler bunlar. İstenilmeyen tabii, çok tabii. Daha farklı sosyal sorunlar oluyor. Burada sorun kimde? Sorun müteahhitte değil. Sorun demin ifade ettiğim gibi o sigorta sistemi oluşacak, yapı denetimleri kapsayacak, tüketiciyi kapsayacak, firmalar da artık kurumsallaşacaklar. Artık eski tek bireysel bireysel günü kurtaran, bitti artık onlar. Günü kurtaran evet. Müteahhit de bitti. Artık evet. Kurumsal olmayan firmanın kurumsal. Rekabet şansı da kalmadı. Buradan meslektaşlarıma da sesleniyorum. Kurumsallaşmaya çalışın. İmkanlarınız küçükse güçlerinizi birleştirin. Zaten bundan sonra ada bazında İzmir genelinde çözümler olacağı için küçük çaplı müteahhit arkadaşların rekabet etme şansları kalmayacaktır. 3 müteahhit, 5 müteahhit bir araya gelerek güçlerini birleştirip tam kurumsal bir çalışmayla bence de öyle olması gerekiyor. Sektörde mücadelelerini sürdürüp büyümelerini sağlayabilirler. Aksi takdirde müteahhit arkadaşlar veren el durumundan alan el durumuna gelirler. Allah muhafaza. Ciddi sıkıntı tabii evet. Ki. Şimdi tabii ki keyifli bir sohbet oldu. Ben çok kısa sizden bir cevap rica edeceğim. Programı kapatacağız. Ticaret odası seçimleri var. Evet. Ticaret odası seçimlerinde ya bekleniyordu ya beklenilmiyordu. Mahmut Özgener, eski Futbol Federasyonu Başkanı, oradan daha iyi tanındığı için söylüyorum. Aslında ihracatçılarla ilgili de şeyi var, titri var. Adaylığını açıkladı. Ben de bulundum adaylığı açıklamasında. Güzel şeyler söyledi. Ama bu arada 24 yıldır İzmir Ticaret Odası'nın başında bulunan ve bugünlerde gazetelere baktığımız zaman da boy boy fotoğrafları çıkan, icraatlarını belediye başkanları gibi ortaya koymaya çalışan Ekrem Demirtaş'ı da görüyoruz. Yönetim kurulundan istifalar da oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Ve Mahmut Özgener'in yanında yer alacağı söyleniyor. Bir değişim rüzgarı esiyor gördüğüm kadarıyla. Ve siz de bir önceki ticaret odası seçimlerinde başkan adayıydınız Ekrem Demirtaş karşısında. Ve bu oluşumların temelinde de zaten Müteahhitler Federasyonu temelinde de biraz evvel size anlattınız aslında. Sizin karşınızda da hatta dernekler kurmaya çalışmışlardı. Yani çok farklı bir bakış açısı vardı ama bugün o dernekler sizle birlikte hareket ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Ne olacak İzmir Ticaret Odası seçimleri? Yani sadece efendim ben yaşadığım müddetçe, seçmen oy verdiği müddetçe ben 50 yılda orada kalırım mı demek? Yoksa yeni bir kan, yeni bir değişiklik, yeni bir heyecan mı gerekir? Şimdi tabii aslında çok uzun konuşulması gereken bir konu evet. Ama kısaca ifade edeyim. Zaten geçen dönem aday olmamdaki neden ben İzmir ekonomisinin çarklarının dönmemesindeki en büyük etkenin İzmir Ticaret Odası'nın yönetiminin tek kişilik anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu da her fırsat ifade ediyorum. Söylüyorsunuz. Çünkü bir toplumdaki ekonomik çarkların dönmesi için merkezi ve yerel yönetimler arasında, siyasetçiler arasında köprü kuracak, birleştirici unsur olacak, Voltran'ı yaratacak olan bir ticaret odaları ve sanayi odalarıdır. Evet, evet, evet. Bu devasa bütçelere sahip 80 bin tane İzmir iş dünyasını temsil eden bu kurumun yönetim anlayışıdır. Maalesef Ekrem Bey bana göre 24 yıllık ticaret odası başkanlığı çeyrek asırdır sürecinde artık değiştirilmesi gereken İzmir'in ekonomisinin değişiminin önünde engel teşkil eden bir yapı oluşturmaya başlamıştır. Bu son zamanlardaki tutum ve davranışları kendi yönetim kurulundaki arkadaşlar tarafından da tasvip edilmemiş ve bildiğiniz gibi İstifa ilk önce bir asil bir yedek yönetim kurulundan 3 hafta önce geçen hafta da 4 yönetim kurulu arkadaşımız artık yeter diyerek yönetimden istifa etmişlerdir. Mahmut Bey İzmir'in tanıdığı bir simadır. İzmir'in ülkemize kazandırdığı değerli bir isimdir.
kendini yetiştirmiş, iyi bir iş adamıdır. Aileyi iyi tanırız, iyi bir iş adamı olduğunu biliriz. İzmir Ticaret Odası, kamu, yarı kamu kurumu niteliğinde kanun ve yönetmeliklerle işletilmesi belirlenmiş kurumlardır. Tabii. Ancak bu kuralları içerisine katacağınız vizyonunuz ve misyonunuz da katkı koyabilirsiniz. Mahmut Bey'de de bu anlamda bu bir vizyon var. Evet. Bir iş adamı kimliği var. Misyon da oluşturabilir. Misyon da oluşturabilir. Evet. Ve İzmir'e çok büyük katkılar sağlayabilir. Ben başta bir şey dedim. Dedim ki inşaat sektöründe federasyon ve konfederasyonları kurmamızın nedeni inşaat sektörünün sorunlarına sahip çıkmayan İzmir Ticaret Odası yönetim anlayışıdır. Evet, evet. Bundan dolayı biz işimizi gücümüzü bıraktık, dernekler kurduk, federasyon kurduk. Sırf bu sektörün sorunlarının giderilmesi için. Ben yine o diğer bir federasyon daha vardı. Evet, arkadaşlarımızla Ziya Bey'in, evet, bütün dernekleri birleştirerek bu seçime tek liste gideceğiz. Ama maalesef Ekrem birleşti, Bey değil mi, tüm dernekler birleştik. Evet, ama tabii yok ki Ekrem Bey kendi iktidarını sürdürebilmek için inşaat sektöründe 5 meclis üyesi çıkan inşaat sektöründe özel bir önem göstererek bizi mecliste girmememiz için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Her ama sektör için gösteriyor bunu. Her sektör için, evet, gösteriyor da İstemediği inşaat sektörüyle ilgili ayrı gösteriyor. Çünkü bizim her dönem tavrımız net. Biz her dönem dedik ki biz değişim istiyoruz. İzmir'in önünde engelsiniz. Bu değişime kim var? Ömer Kaplan, Ahmet Cahit Kırmacı oldu. Ahmet Cahit Kırmacı ile destekledik. Ömer Kaplan'la destekledik. Sonra Alaaddin Yüksel oldu. Alaaddin Yüksel'i destekledik. Şu anda da ben kendim aday oldum. Sektör istedi. Aslında biz İzmir'in iş aleminin %80'i istedi. Biz sandığa yansıtamadık. O gün de ifade ettim. Çünkü Odalar ve Borsalar Birliği kanunu verdiği avantajlarla iradenin sandığa yansıtılması zor oluyor. Zor oluyor, evet. Bravo. Yönetim kurulu 1-0 önde başlıyor. Başlar, işin kesin açıkçası. Öyle. Evet. Çok az bir oyla kaybetmiştim, biliyorsunuz. Bazı gerekçelerini siz iyi biliyorsunuz. Bilmez, şu anda da Mahmut Bey. Evet, evet. Mahmut Bey'in girebileceği iki komite var. Bir otomotiv, bir inşaat. Aslında Ekrem Bey, Mahmut Bey bu iki komiteden birinden, ikisinden de girmesin diye ondan inşaat sektörüne saldırıyor. Ben de buradan bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Lütfen, bu dava, bu dava bizim davamız değil. Bu dava sektörün davası. Bu dava İzmir'in çıkarları. Bizim mücadelemiz kendimiz için değil, İzmir için. Bu anlamda lütfen seçim günü gelerek sandığa lütfen oy atın ve odanıza sahip çıkın. Sektörünüze sahip çıkın. Bu arada bizim kendi arkadaşlarımız sahada izan belgesi topluyorlar. O da şu bilmeyenler için. Çünkü ticaret odası olup da yıllardır oy kullanmanın ne demek olduğunu bilmeyen iş adamları var. Evet. Bizim bu 2-3 dönemdir çalışmalarımız tabana da yayıldı. İzmir Ticaret Odası'nın önemini iş dünyasına ifade ettik. Çok iyi anlattınız. Evet. Bunun da aslında bizim için bir kazanımdır. Bizim arkadaşlarımız dolaşıyor. İzan belgesi veriyorlar. O izan belgesini, dilekçe bu. Dilekçeyi alıyoruz. Sonra biz seçim takvim belli olduğunda ticaret odasından, sicilden yetki belgesini alıyoruz. O yetki belgesiyle oy kullanılabiliyor seçim günü. Borcu olan oy kullanabiliyor mu? Şimdi, ticaret odasına aidat borcu olan bir üye gelip o gün oy kullanabilir mi? Şimdi askıdan, eğer askıya çıkarılmamışsa, geçmiş dönem borçları yoksa ya da yapılandırmışsa bunlar gelip oy kullanabiliyor. Ama değerli meslektaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum. Muhasebecilerine yeni adres bilgilerini, vergi daire numaralarını ticaret sicilde güncellesinler. Çünkü seçim günü geldiğinde oy kullanamayabilirler. Eksikleri olabilir.
Bu arada da bizlere ulaştırabildikleri kadar izanlarına bilgi alsınlar sizden. Ulaştırsınlar. Evet. Bizden hem bilgi alsınlar hem biz onların yetki belgelerini evet. alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Günaydın adına. Türkiye, günaydın İzmir'e konuk oldunuz. Oldukça değişik konularda, merak edilen konularda sorularıma içtenlikle cevap verdiniz. Keyifli bir programdı. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, günaydın Türkiye, günaydın İzmir'dir. Tabii konuğumuzda Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Müteahhitler Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Necip Nasır'la yaklaşık 100 dakika birlikteydik ve burada hem gazete manşetlerine göz attık hem de sektörün özellikle inşaat sektörünün sorunlarını masaya yatırdık. İnşaat sektörüne baktığımız zaman zaten sorunlar hiç bitmez, bitmeyecek de kentsel dönüşümle ilgili özellikle Türkiye'de değil sadece İzmir'e baktığımız zaman Türkiye'de 7 milyon deniyor ama İzmir'de 500 bin konut yapılması lazım yıkılıp ve baktığımız zaman da bugünkü ilerlemeye göre bugünkü yerel yönetimin bakış açısına göre kentsel dönüşümde 500 yıl sürecek gibi, kentsel dönüşüm tamamlanmayacak gibi bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı devrede, yeni alternatif stratejiler devrede, İzmir depremle tanışmadan dönüşüme geçmesi gerekiyor. Bütün bunları da Sayın Necip Nasır zaten net bir şekilde birçok konuyu da ifade etti. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Yarın saat 10'da tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher.